Herkese merhabalar arkadaşlar. Vefat TV'ye hoş geldiniz. Evet, bugün Fatih abiniz yok. Yine ben yalnızım. Ne yapıyorsun Özlem abla yalnız başına diye soruyorsanız eminim. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Beraber geçtiğimiz videolarda bir kuş evi almıştık Fatih abinizle. Bu kuş evi şunun aynısı sanıyorum. Kum Toys'un lazerle kesilmiş MDF akrilik boya fırça demiş. Fırçasıyla ve böyle ne denir hazır bir kuş evi var şu anda önümde. Bunu ben istediğim gibi kendi zevkime göre boyayacağım ve bunu Fatih abinizle birlikte bir vlog çekerek ağaca asacağız ve kuşlara yuva yapmış olacağız. Bakalım neler olacak? Ben önce bir boyayayım, devamını sonra hep birlikte izleriz. Evet, bu kuş evini şöyle açtım arkadaşlar. Birinci parçaları şöyle gösteriyorum size. Şurası birinci parça. Şurası ikinci parçalar. Böyle bunların hepsini ayırıp tek tek boyamam gerekiyor. Ben bunları böyle tek tek boyayacağım arkadaşlar. Bakalım en sonunda neler olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi önce bir yavaşça ayırmaya çalışayım bir tanesini sizin yanınızda. Bakın direkt zaten çıkıyor buradan. Çok kolay bir şekilde, zorlanmıyorsunuz. Başka kimler daha önceden kuş evi yaptı? Çok merak ediyorum, var mı yapanlar ya da böyle bir şey deneyenler var mı? Yoksa da bundan sonra deneyecekler mi? Ben hepinizin denemesini ve kuşlara böylelikle bir sürü yuva yapılmasını isterim arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Burası da kuşların gireceği yer. Tam kapısı gördüğünüz gibi. Çok güzel olacak bence. Bir ben bunları açıp birleştireyim. Şöyle. Evet, Fatih abinizden neden gizli çekiyorum bu videoyu biliyor musunuz? Fatih abinizin bir türlü vakti olmuyor. O çalışıyor arkadaşlar. Böyle gök gürlüyor. Ben gündüzleri evdeyim. O yokken fırsat bu fırsat. Şilan da uyuyor hazır. Hemen ben de böyle gizli videolar çekiyorum. Parçaları hızlıca tek tek boyayacağım. Çünkü boyaması çok uzun sürüyor. Bildiğiniz dümdüz fırçayla boyayacağım arkadaşlar. Daha sonra birleştirmesini hep birlikte yapacağız. Boyayı çok fazla uzun süreceği için size göstermek istemiyorum. Yoksa hani bunu boyaması ne kadar sürecek bilmiyorum şu an. Bayağı bir parça var o yüzden. Renklerini falan kafamda tasarlamam gerekiyor. Bakalım beğenecek misiniz yapacağım renkleri? Umarım beğenirsiniz. Evet, tamam. Bütün parçalar hazır. Sadece boyaması ve birleştirmesi kaldı. Bakalım ben boyamaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar zaten bunların arka yüzleri belli. Biz bu beyaz kısımlarını boyayacağız. Hemen şuradan bir boya açıyorum. Mesela ben maviyi çok severim. Şuradan ilk maviyi açmak istiyorum. Of, çok güzel bir boya. Bir kapta su kullanacağım öncelikle. Şöyle çok az bile olsa yeter. Çünkü ara sıra sadece fırçamı bandıracağım ıslatmak için. Şuradan başlıyorum denemeye. Pardon, önce şunu boyayacağım. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bu videonun başında aslında ben bu kuş evini boyamıştım. Evet, ben yokken Özlem ablanız güzelce boyamış. Evet, çünkü Fatih abinizi bekleseydim aylar yıllar geçecekti. Ben de boyadım. Ne şimdi yapacağız şimdi Özlem? Böyle bir doğada bir ağaç bulduk yol kenarında, bizim evimize yakın bir yerde. Bu çam ağaçlarından birine bu kuş evini yaparak asacağız. İnşallah içine kuşlar gelir. Sizler de hepiniz, bunlar Kum Toys'un ürünü arkadaşlar. Zaten videonun başında gösterdim ben. Bu tarz kuş evleri birçok yerde satılıyor. Özellikle Akkaymak Kırtasiye'den biz aldık ama sizler de evinizin yakındaki kırtasiyeye gidip Akkaymak'tan talep etmelerini söyleyebilirsiniz. Çünkü orası bir toptancı zaten, Akkaymak Kırtasiye. Şimdi ben şuraya oturayım mı, ne yapayım?
Burada mı birleştireceksin Özlem? Ya birleştireceğim, umarım hatırlarım. Şimdi şöyle. Evet, bir kamyoncu amca. Şimdi bu en altı, tamam mı Fatih? Tamam Özlem. Bu neresi bilmiyorum. Özlem, emin misin bu kuş evi olduğuna bunun? Evet. Hadi bakalım, Özlem ablanızdan büyük bir performansla bu evi yapmasını bekliyoruz. Bir saniye, hatırlayacağım, şu an panik oldum. Tamam, şimdi bak şöyle bir şey olacak, tamam mı? Bak şimdi şunlar iki yana gelecek diye biliyorum. Özlem, biraz acele edersen kuşlar bekliyorlar. Yanlış yaptı. Onu iç kısma bakması lazım onun. Hayır, tamam da neresine yapacağımı bilemedim Fatih. Bak şöyle olacak şimdi. Bu bir taraf, o bir taraf. Yanlış yaptın bence. Tamam, hatırladım. Şimdi hatırladım. Tamam. Şimdi bunlar böyle girecek. Bak şimdi buldum. Evet arkadaşlar, muhteşem bir şekilde kuş evini birleştirdim. Ben birleştirene kadar kuşlar eve girmekten vazgeçmişler. Hocam, evet, bunu da ters yapmışım. Onu da mı ters yaptın? Ama başardım yani. Bana neden inanmıyorsun? Kuşlar zaten girmekten diyorum ya sana Özlem. Vazgeçler, geçecekler gerçekten yuvaya. Gerçekten mükemmel oldu. Sıkıştırdım. Bunun böyle çıkma ihtimali falan yok. Çok sert giriyor zaten Özlem. Şimdi göstereyim mi Fatih? Bak. Göster bakalım. Şöyle yakından göster bak, Özlem. Bak, aralarda hava alma yerleri var. Bak şimdi. En azından bu yaz aylarında Özlem, bunun içerisine girip de serinleyebilirler ya, değil mi? Ya ben kuş olsam kesin gelirdim yani. Hadi bir girmeyi dene Özlem bakalım. Girebilecek misin? Bakın şuradan elimi sokuyorum ama girmiyor. Evet. Şimdi bunu bağlayalım Fatih'cim. Hadi şimdi gel. Ben bunu ilerideki ağaçlara bağlayacağım Özlem. Fatih, bence şuradaki ağaca bağlayalım. Yol kenarına bağlamayalım da bence şuraya bağlasak daha güzel olur diye düşünüyorum. Hayır, bence yolun kenarına bağlayalım, gözüksün. Ne gözükecek? Herkes görüp gelip kuş evi taktım buraya. Özlem, ya bu ağacı buradan alırlarsa? Arkadaşlar, eğer isterseniz bu kuş evlerini yaptığınızda mesela yapıştırabilirsiniz. Ama yapıştırma kullanacaksanız eğer, hani böyle kuşlara zarar vermeyecek bir şey olması gerekiyor. Onu unutmayın lütfen. Hepiniz böyle kuş evleri yaparak doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Kuş Hadi bakalım Özlem. Bir saniye Fatih. Evet, Fatih abine şimdi bağlayacak. Hadi Fatih. Özlem, görelim yeteneğini. Göster ağacın, kuş evini son kez. Bu ağacın üzerine çıkarsam eğer. Hangi ağaç ağacın? Bu çam ağacının üzerine çıkarsam bu ağaç beni taşır. Ağaca çıkma zaten Fatih. Ama iyi de çok aşağılarda yapmayalım Özlem ya. Ama güzel uygun bir yer bul, oradan bağlayıver. Çok yukarı koyma bence. Şöyle biraz da etrafına bakayım. Şuraya bağlamayı düşünüyorum tam. Dur bir saniye, biz de gelelim. Hadi gelin bakalım. Şurası tam uygun diye düşünüyorum. Neresi bakayım? Bak şu tam şu ara. Biraz batacak bana şeyler ama. Tamam, hadi bağla bakalım. Ama gözükecek bir yerde olsun Fatih. Özlem, gözükmesin ne önemli? Tamam ya, kuşlar göremeyecek. Kuşlar görürler, sen merak etme. Tamam hadi. Kaç tane kuş konuldu? Ay çok güzel oldu ya. Of, çok basıyor. Özlem, ben yapamayacağım. Evet, Fatih abinizin kuş evini bağlayamayışını hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Özlem, bağlayamayış değil ya. Gerçekten çok şey. Nereye bağladın? Bağlamadım ki daha. Oturttun değil mi böyle bir yere? Oturttum. Şu an çok güzel oturttum. Aa, biz buradan görebilir miyiz? Dur. Evet, kuş evimiz şöyle aradan gözüküyor arkadaşlar. Hatta şöyle iyice sıkıştırayım da şu araya. Hangi araya sıkıştıracaksın? Evet. Tamam. O yüzden bu taraftan daha rahat görebilirsin. Tamam da oraya geçemiyorum. Çalılar var. Bakın arkadaşlar bana.
Geçin dediği yer Fatih abinizin. Korkuyorum şu çalılara nasıl basayım ben şimdi? Özlem bunu ara ara gelip kontrol edeceğiz, tamam mı? Tamam, geliyormuşuz. 20-30 tane kuş birden. Sığışmaya çalışıyormuş oraya. Evet arkadaşlar, sizler daha önce hiç kuş evi yaptınız mı? Böyle gidip herhangi bir ağaca bağladınız mı? Çok merak ediyoruz. Eğer sizler de yaparsanız hem of, güzel bir etkinlik olabilir. Hocam her yerine bak, hem getir, de bütün göstereyim. Kuşları böylelikle görüyor musunuz arkadaşlar? Yapmış oluruz. İki dalın arasına sıkıştırdım. Çok güzel oldu ya. Bir de bağladım yani. Şöyle göstereyim yakından. Bir de uzaktan görelim. Evet, kuş evimiz burada. Bunu ara ara gelip kontrol edeceğiz zaten. Fatih bir de Şilan istiyorlardı, bir görsünler. Şilan. Şilan bak annem, kuş kızım. Evi yaptık. Sen gördün mü? Özlem, Şilan girebilir mi oraya? Hayır. Özlem sana. Her yerime diken attı biliyor musun? Ooo Şilan. Evet, Şilan da umarım bu videoları ileride izler ve o da kendi kuş evini yapıp sen de büyüyünce böyle bir sürü kuş ağaçlara bağlar inşallah. Hoşça kalın, bizi izlediğiniz bir daha şöyle gösterelim Özlem. Biraz güneş geliyor da tam göremiyoruz. İşte burada kuş evimiz. Bizim kuş evimize denk gelen olursa fotoğrafını çekip atsın. Evet, kuş evimizi bulabilecekler bakalım. Şunu şöyle şuralara. Geçerken bu yoldan kuş evimizi görürseniz fotoğrafını çekip Instagram'dan bize atabilirsiniz. Evet. Hoşça kalın. Kuş evimizden herkese selamlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.